Nafiye Hanım telefon hattında, dün konuşma yarım kalmıştı. Nafiye Hanım merhaba. Merhaba. Tekrar hoş geldiniz. Biraz telefonun sesini açalım, stüdyoda da rahat duyalım diye. Bir saniye. Yok, sizle ilgili değil, bu tamamen stüdyoyla, burayla alakalı. Tamam. Dün yayından sonra da gidip Leyla Atay'a, sizin evinizde çalışıyor ya da çocuğunuza bakıyor, çocuğunuzu eve götürüyor ve sürekli... iletişim halinde olduğunuz biri. Evet. Ya işte Leyla ablamı, Leyla teyzemi nasıl hitap ediyorsanız, ya bu çocuğu nasıl aldınız, kimden aldınız diye bir kere daha sordunuz mu? Sordum, aynı şeyleri söyledim. Aynı şeyler derken? Kerime Hanım'la beraber hastaneye gittik. Orada Filiz Hanım arkada ki kadın çocuğu verecek demiş. Onlar da dönmüşler, konuşmuşlar. Kerime teyzeye demiş ki, ya Kerime senin çocuğun yok, sen al demiş. Kerime de benim sormam lazım demiş eşime. Gitmişler, sonra geri dönmüşler, almışlar, aynı hikaye. Polise verdiği ifadede Kerime Hanım gidip aldı demişti. Ben Filiz baygındı. Yani artık ifadede değilim arkadaşlar, bir ipucu ama yakalamak. Ama yani Kerime Hanım da dün önemli bir itirafta bulundu. Bana kendisi teklif etti, gittik aldık dedi dün sinirlendiği zaman. İşte yani, birinci de. Bana kendisi teklif etti diye beyanınız var dünkü VTR'de. İlk önce Filiz'i yokladık, o da çocuğu söyledi. Ben de eşime danışmadan yapamam Leyla dedim. Arkana dön bak, çocuk görmedim ben yatakta. Yalnız bayan vardı hep dün. Diğerlerinin bebekleri yanlarındaydı ama o bebek yoktu orada. Songül Hanım'ın yanında. Reşit, Nafiye Hanım'la konuşmak, soru sormak ister misin? Şimdi bu Leyla Hanım'ın sözcüsü sıfatında mı? Hayır, Nafiye Hanım'ın çocuğuna bakıyor Leyla Atay. Aynı zamanda Erçin Çıtır'ın yeğeniyle evli. Hakan eşi, Nafiye Hanım'ın eşi. Hı hı. Erçin Çıtır'ın yeğeni. Evet. Önce şunu Leyla soracağım. Leyla Atay'da Nafiye Hanım'la Hakan Bey'in çocuğuna bakıyor. Hakkında bu kadar suç isnat edilen bir bayanı evinize çağırıp da çocuğunuza nasıl güvenip baktırıyorsunuz? Orası Benim bir... Öncelikle ben iddiaların hiçbirine inanmıyorum. 5 yıl önce seninle konuşmuştuk. Sana durumu izah etmiştim. Ne zaman? Ben sizinle konuştuğumu hatırlamıyorum. İsmimi vermemiştim. Canlı yayına bağlanmış, ismini vermemiş. Siz de genelde bu için içerisindeymişsiniz aslında. Dün de ifade ettiniz, herkesle konuşmuşsunuz. Yani Reşit'le konuşmuşsunuz, meslektaşım Özlem Hanım'la konuşmuşsunuz. Tabii ki. Sonuçta... Sizi bu kadar ilgilendiren, bu olayın içerisine dahil eden şey nedir? Leyla Atay'a aşırı güveniniz mi? Yoksa bir takım olayları bilginiz ve karşı tarafı ikna etmek amacıyla mı? Bakın, bu olaylar olmadan önce ben zaten Leyla Hanım'la çocukluktan beri tanışan bir insanım. Erkin Bey'i tanımadan önce, eşimi tanımadan önce de Leyla ablayı tanıyordum ben. Birincisi bu. İkincisi, Leyla Hanım benim oğlum 3 yaşında. Benim oğluma 4. ayından itibaren mümkün olduğunca sıkıştığım durumlarda bakan bir kişidir. Yani ben çocuğumu ona emanet ediyorum. Böyle bir iddia ortaya atıldığı zaman tabii ki işin içerisine ben de giriyorum. Peki 4 yıldır bakıyor, 4 aylıktan itibaren bugüne kadar. Hayır, 3 yaşından. 3 yaşından itibaren. 2,5 yıl diyelim. 2,5 yıllık. Peki, buraya bu kadar aileler geldi. Gelen ailelerin hemen hemen birçoğu dedi ki Leyla Hanım'ı biz gördük. Bakın Mehmet abi aylardır burada oturuyor. Kendimi de diyor ihbar ediyorum. Mehmet Bey'in söylediği hiçbir şeye inanmıyorum. Çünkü ilk konuşmasında ben 8 yıl Erçin Bey'in yanında çalıştım dedi. Hayat Hanım'dan sonra bağlandığında sen birkaç ay çalıştın dedi. Bunu VTR'lerinizde bakabilirsiniz. Ya isterse kendisi bir hafta çalışsın. Sonuçta görmüş mü bu adam? Kendini de ihbar ediyorum. Nafiye Hanım, siz... Söylüyor mu? Nafiye Hanım, bakar mısınız? Sizle konuşmak istemiyorum. Nafiye Hanım, beni dinliyor musun beni? Ya öncelikle düzgün konuş. Ya niye? Tamam. Ben düzgün konuşuyorum. Sana söylüyorum. Leyla da yanında şu anda. Gayet de iyi dinliyor. Şimdi araya girmek... Hayır, kapatmayın yani. Ne demek kapatıyorum ya?
Yani bakın çok özür dilerim. Nafiye Hanım sizce normal bir şey. Leyla Atay bağlanacak. Nafiye yani Hanım. Leyla Atay buraya çıkıp bağlanacak. Saklanmanın alemi yok. Ne demek bağlıyorsun? Nafiye Hanım size bir şey sormak istiyorum. Buyur. Yani sadece şu soruyu soracağım. Leyla Atay niye sizin kız kardeşinizi, niye sizin kardeşinizi kullanıyor da çıkıp bununla ilgili bugüne kadar bir açıklama yapmadı? Bunu merak ediyorum. Alkışların bitmesini bekledim, özür diliyorum. Merak ediyorum. Şimdi, öncelikle Leyla Hanım bir defa benim bağlanmamı istedi. Evet. Onu da Özlem Hanım'la beraber Leyla Hanım konuşmuşlardı. Songül Hanım meselesiydi. Fakat Leyla Hanım konuşacak durumda değildi. Devamlı ağlama krizindeydi. Şu anda durum daha iyi. Öncelikle ne zaman buluştular için, Özlem Hanım'la? Buluşmadılar, telefonda konuştular. Evet. Özlem Hanım da bana rica etti, dedi ki siz madem sizin yanınızda, siz onun adına konuşur musunuz dedi. 5 Ekim'de onun adına ben konuştum. Daha sonra beni bağlamak istediklerinde artık bir avukatı var, bana düşmez dedim konuşmak. Yani bu durumda ben Leyla Hanım'ın sözcüsü değilim. Peki 5 Ekim'de konuşulanlarla ilgili bir hat, bir saniye. Kardeşim için de Leyla Hanım bağlanma dedi. Kardeşim kendi kararını verip yayına bağlandı. Hayır, bu kadar hani üzerinizde söz hakkı olan ve etkisi olan bir kadın. Bunu da yani anlamış olduk. Şimdi 5 Ekim'de hayır. Nafiye Hanım'ın yayına bağlandığı anı. 5 Ekim'de siz isimsiz yayına bağlandığınızda söylediklerinizi bir hatırlayalım, o gün konuştuklarımızı. Hattan ayrılmayın lütfen. Çok rahat bir şekilde o olayın 3 kilit ismi var. Kerime Hanım, Songül Hanım. Veren belli, alan belli, çocuk belli. İlle de programa katılması gerekmiyor. Canlı yayına bağlanmak istememesi kaçmak değildir. Benim katılamazsa. Kadının adresi belli. Leyla Hanım'ın bir tanıdığı canlı yayına bağlanmak istemiş, bağlanmamış. Benim muhatabım burada ismi geçen Leyla Atay. Siz söylediniz. Onun tanıdığı yok mu? Onun ailesi yok mu? Orada kim vardı? Leyla Atay'ın gelinleri, görümcesi neyse. Filiz Hanım vardı, hasta yatağında yatan, doğum yapmış kadın. Leyla Atay'ın kendisi ve Kerime vardı. Kime soracağız? DNA testi zaten her şeyi gösterecektir, öyle değil mi? DNA testi zaten her şeyi gösterecektir, öyle değil mi? Şimdi Nafiye Hanım, 5 Ekim'de biz bu konuşmayı yapmışız. Veren belli, evet. Alan belli, belli çocuk değil. Belli alan. Ama DNA testinin veren sonucu... Veren alan, yani veren kişi belli değilmiş. Ama o 5 Ekim'deki konuşmada yani siz de bakın, Leyla Atay'ın sözlerinden yola çıkarak... Sordu, ben de sordum, aradan kaç yıl geçmiş, nasıl benzetiyorsun dedik. Benziyor dedi. Bence bu dedi. Kerime teyze de aynısını yaptı. Yani bilemiyorum. Kerime teyzen kurulmuş oyunun üzerine gitti hanımefendi. Senin o yanındaki Leyla Hanım'a sor, o oyunu kurdu. Annem oraya götürdü. Ondan dolayı annem burada dedi evet Songül'den aldım diye. Aynen Songül'den. Senin Leyla aldım. Hanım'ın da dümenden öyle, yayına haber gönderdi. Leyla Hanım. Yayına haber gönderdi, dedi ki ismimi temizleyeceğim, Songül çıkacak annesi. Halbuki kendi de Allah bir gibi biliyordu ki Songül değil benim annem. Şunu da... Ama annenin kim olduğunu bilseler ya da... 4 aydır ortaya pek çıkardı diye. Bir sorun var, bir şey daha soracağım. Şimdi size soruyoruz, şimdi karşıda onu anlatın. Hani bu çocuğu alan kişi Leyla Atay ve Kerim Ongun ya. Kerim Ongun karşımıza, her soruyu ona soruyoruz ama Leyla Atay bu anlamda işte çıkıp da ben seni şundan aldım demedi. Çocuk o gün alınıyor ama ertesi gün Nezihe Hanım, rahmetli anneniz, evet, gidiyor bir çıkının içerisine birazcık 3-5 kuruş, evet, bir para veriyor, bir şeyler veriyor. Evet, Allah şahit. Şimdi Leyla Atay'la senin annen kankalar. Filiz Hanım da doğruladı. Tamam, kankalar. Yani hiç mi bir Allah'ın kulu bu kadın? 19 yaşındaki bir kadınla 60-50 yaşındaki bir kadın nasıl kanka oluyor? Vallahi olabilir. Kanka değil. Senin şu anki ya yaptığın gibi. Manevi kızlık gibi bir şey. Senin kız kardeşin de Leyla Atay'ın manevi kızı.
Şimdi Nezihe Hanım'ın anladığım kadarıyla manevi kızı. Aynen. Evde girip çıkan. Hiç mi konuşmamışlar? Yani bu kadın nerelidir, in midir, cin midir, kimdir? Yarın 3-5 gün sonra gelir alır mı? Adı nedir? Her derdini anneme dökermiş. Her yani şeyini konuşurmuş. Hiç mi bilgi almadılar? Ya da Songül'ün kucağından alınan bir çocuk ise, o zaman Songül'ün çocuğu alınıp başka birine verildi. Başka bir yerden bir çocuk geldi. Songül'e verildi ki Songül hedef olsun. Ben de Nezihe almadan önce getiren çocuk belki Songül'ün çocuğu. Eve giden çocuğu sorar mısınız peki? Gürbüz bebek neredeydi? Gürbüz bebeği sorabilir miyim? Sana soralım, 4 çocuğu vermişsin. Efendim? Sebiha konuş. Sana soralım, 4 çocuğu vermişsin. Kendi kızına itiraf et. Ya sen... ya o dönemlerde zaten Leyla evli değildi ki. Söyle, kime verdin? Nişanlıydı. Nişanlıydı, eve getiriyor bu çocuğu, eve, eve. Tamam, sen 4 çocuğu kime verdin? Leyla Atay verdi. Leyla Atay verdi. Leyla Atay. Atatürk Caddesi'nde, Gazi Paşa Bulvarı'nda, Ziya Paşa Bulvarı'nda para karşılığı verdi. Peki Nafiye Hanım, şimdi bir isimsiz... Kendi meşgul... çıksın kendi. bir isimsiz... Elindeki defteri çıkarsın, göstersin. Kendine sorun, kendine. Yanınızda şu anda. Gayet de iyi dinliyor bizi. Kendine sorun. Eve getirdik çocuk nerede? Söyle. Eve getirdik çocuk nerede? Söylesene bundan kelime önce, teyze. Bundan önce gelen çocuğu konuş. Sebiha biliyor onu. Konuşun. Ben çocuğa merkezi anlattım. Hani polemiğe girmek istemiyorum.